Ali Karahasanoğlu, ODTÜ'nün tüm birincileri böyle muhakeme yoksunu mu oluyor? ODTÜ'yü birinci bitirdiğini söyleyerek kendini tanıtan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirecek başka bir şey bulamamış, gele gele reisin üzerinde hiç leke bırakmayacak bir konu üzerinden saldırmış. Diyor ki, Babacan, 28 Şubat'ta anılan isimleri topla, sonra yeni Türkiye'den bahset, düşündüm, düşündüm, kim ola ki, bu 28 Şubatçılar, diye sordum kendi kendime. Öyle ya, 28 Şubatçılar Erdoğan'ı topa tutuyorlar, 28 Şubat'ın meşhur ismi Çetin Doğan'ı niye bırakmıyorsun? Cezaevindeki diğer rütbesi sökülmüş adamlarımızı yaşları geçkin olduğu halde tahliye ettirmiyorsun, diye. 28 Şubatçı Cumhuriyet Gazetesi Erdoğan'a saldırıyor, manşetten, 28 Şubat darbe değildir. TSK'nın görevini yapmasıdır, diyor. Cumhuriyet susuyor, sazı sözcü ele alıyor, bu intikam davası, manşetini atıyor. Aslında ortada intikam davası falan yok. 28 Şubatçılar hak ettikleri cezayı aldılar. Rütbeleri söküldü. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, başarılı, bir darbenin failleri mahkum oldu. Kimin sayesinde? Tayyip Erdoğan'ın sağladığı, bağımsız yargı sayesinde. Ama Ali Babacan farklı düşünüyor. Karşısına almış, başörtü düşmanı gazetecileri, diyor ki, niye Sayın Erdoğan'ı destekledi insanlar, niye AK Parti'ye oy verdi? 28 Şubat zihniyetiyle mücadele etsin diye oy verdiler. En önemli iki motivasyon biliyorsunuz o 2002 seçimlerinde AK Parti'nin kurulduktan sonraki ilk seçimlerde bir ekonomik krizle mücadele, 228 Şubat zihniyetiyle mücadele. 20 yıl sonra sen 28 Şubat'ta beraber anılan isimleri sağına soluna topla, ondan sonra Yeni Türkiye'den bahset. İşe bakın siz. AK Parti kurulurken, AK Parti iktidara geldiği ilk yıllarda ben bu Ali Babacan'ın ağzından bir defa 28 Şubat diye bir ifade duymadım. O yıllarda ne olur ne olmaz. Belki 28 Şubat hortlar. Bizi iktidardan indirir. İyisi mi ben teknokrat bakan gibi rol keseyim. Darbe falan olursa ben ekonomiyi düzeltmek için AK Parti hükümetinde görev aldım. İsterseniz sizinle de ekonomiyi düzeltmek üzere çalışmaya devam edebilirim derim diye düşünmüş olmalı ki o yıllarda bir defa bile 28 Şubat demeyen babacan. Şimdi yürek mi yedi yoksa birileri ancak bu söylemle kendini o da belki seçmen nezdinde affettirebilirsin mi dedi. Yoksa jübileye hazırlanıyor bari cenazem yakışıklı olsun diye mi düşünüyor? 28 Şubat darbecilerine karşı çıkıyormuş gibi söylem geliştiriyor. Açık açık, iktidarın yanındaki zihniyet, başörtülü olduğu için meclisten vekil kovan, meclise girebilmesi için kadınlara başını açtıran zihniyettir, unutmayalım, diyor. İlk sözlerinden, Doğu Perinçey'in Vatan Partisi'ni kastediyor sanmıştım. Bu söylem, Ahmet Davutoğlu'nun söylemi. Ne çabuk birbirlerinden kopya çekmeye başladılar, demiştim ki. Perinçek ile Erdoğan'ın bir ittifakı yok ki. Ne milletvekili, ne cumhurbaşkanlığı seçimi, ne de mahalli seçimlerde birbirlerine destek vermediler ki demiştim ki. Babacan'ın meclisten vekil kovan ifadeleriyle aslında Merve Kavakçı'nın TBMM'de yemin ettirilmeme olayını kastettiğini anladım. Ha, kastedilen Bülent Ecevit'in DSP'si dedim kendi kendime. Evet, DSP 1999'da Merve Kavakçı'yı meclisten yemin ettirmedi ve kovdu ama bugün o Merve Kavakçı'ya Erdoğan sayesinde bütün hakları iade edildi. İlaveten büyükelçi olarak görevlendirme yapıldı. Bu sırada Ali Babacan ve onun kafasındakiler ise "Canım şimdi 28 Şubatçılarla ters düşeceğiz. Ne gerek var Merve Kavakçı'ya sahip çıkmaya?" derlerken DSP genel başkanı da onlarca başörtülü milletvekili olan AK Parti ile ittifak yaparak eski türban karşıtı söylemlerinden vazgeçtiklerini gösterdiği halde Ali Babacan kindar tutumunu sürdürüyor. Kim kindarmış, kim hatasından dönenle uzlaşıyormuş anlaşılıyor mu? Kim toplumu kutuplaştırıyormuş? Şimdi daha iyi gördük mü? Babacan işi daha da öteye götürmüş. MHP'yi de kast ederek, meclise girebilmesi için kadınlara baş açtıran, demiş. Ne güzel işte. MHP de hatasından dönmüş. Nesrin Ünal hanımefendiye, yemin etmesi için başını açtırma hatasından dönmüş. Şimdi AK Parti ile birlikte, başörtülü vekillerin bulunmasının önünü açmış. Ali Babacan bunları eleştirirken, ot tüyü birincilikle bitirmiş başarılı bir öğrenci olduğunu anlatarak, kendisini öve öve bitiremezken, basit bir muhakeme ile 2023 milletvekili seçiminde ittifak yaptığı, seçimlere listesinden girdiği CHP'yi niye hiç görmüyor? Öyle ya. DSP hatasından dönmüş. MHP zaten o tarihte dahi daha büyük felaketler yaşanabilir endişesiyle o yanlış hareketi yapmış. Fakat CHP o günde, bugün de başörtü karşıtlığında hiçbir fırsatı kaçırmıyor tabanı hemen her seferinde, ellerine fırsat geçerse, yeniden başörtü yasağını getireceklerini söylüyor. CHP destekçisi eğitim iş, 28 Şubat'ta yapılanları överek, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişikliklerine karşı çıkıyor. Babacan o CHP'nin listesinden partisini seçime sokuyor. Ama başörtü ve 28 Şubatçılara karşı, AK Parti'yi yumoş buluyor. Haydi bre Ali Babacan, çık be meydana! şu 28 şubatçılara bir efelende görelim senin boyunu ama sakın gezi isyancıları hakkında şikayetinden vazgeçtiğin gibi 28 şubatçılar hakkında da mahkemeye çağrıldığında ben şikayetçi değilim deme